Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da otoriter rejimlere karşı başkaldırının ilham kaynağı olan Tunuslu devrimciler bir zafer daha kazandı. 14 Ocak'ta Zeynel Abidin Bin Ali iktidarını deviren Tunus halkının istifasını istediği geçici yönetimin başbakanı Muhammed Ghannouchi koltuğunu Beyci Cahit Essebsi'ye bıraktı. Ghannouchi'nin istifasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Mebazaa tarafından atanan 85 yaşındaki yeni başbakan 1953-1991 yılları arasında Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Muhammed Ghannouchi, Zeynel Abidin Bin Ali'nin Suudi Arabistan'a kaçmasıyla yıkılan iktidarı sonrasında geçici hükümete başbakanlık ediyordu. Ghannouchi görevi bırakırken ülkemizin istikrarı için istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Günlerdir Kasbah Meydanı'nda protestolar düzenleyen göstericilerse istifa haberini sevinçle karşıladı.